Bu yargılama uluslararası hukuk standartlarına uyuyor mu? Uymuyor mu? Görsünler. Uluslararası hukuk standartlarına uyan, şeffaf bir şekilde bu yargılamayı yapalım. Nihayetinde Suud Başkonsolosluğu, evet, Suud toprağıdır ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarının içindedir. Ve bu aynı zamanda bu saldırının yapılmasını kendi topraklarımız içinde olmasından dolayı kendimize karşı yapılmış bir saldırı da kabul ediyoruz. Basın özgürlüğüne bir saldırıdır, insan hayatına dönük bir saldırıdır, Viyana Sözleşmesi'ne dönük bir saldırıdır ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına dönük bir saldırıdır. Dolayısıyla bunların burada yargılanması gerekir. İkincisi, bu şahısların bu eylemi işlerken nasıl bir planlama içerisinde, nasıl bir organizasyon şeması içerisinde hareket ettiklerini görelim. Bunlara üst düzey bir yetkili emir vermeden bunların bu saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yani bazen şöyle tezler geliyor önümüze. Bunlar işte kendi kendilerine, kendilerinin seçtiği bir tırnak içinde patrona kendi sadakatlerini göstermek için bunu yapmışlardır gibisinden. Hiçbir dünyada hiçbir düzen böyle işlemez. Böyle bir organizasyon, özel uçaklarla geleceksiniz. Maalesef son derece vahşi bir eylemi gerçekleştirecek bir takım uzmanlarla buraya geleceksiniz. 15 kişilik, 18 kişilik bir timle geleceksiniz. Bu üst düzey bir emir vermeden gerçekleştirilmez. Bütün dünyanın aradığı soru budur. Üst düzey emir kim tarafından verilmiştir? Çok net, bunun ortaya çıkması lazım. Bu kişilerin şeffaf bir şekilde sorgulanması lazım. Diğer bir konu, bunu unutturmayacağız. Suudi Dışişleri Bakanı önce söyledi, sonra inkar etti. Biz açık bir şekilde duyduk, teyit ettik, gördük, kendileri bunu ifade ettiler. Türkiye'de yerel bir ortakları varmış. Cesedin ona teslim edildiğini söylüyor. Bu kimdir? Ve en önemlisi şudur. Merhumun bedeni, ceset nerededir? Saygın bir şekilde defnedilme hakkı vardır. Bütün bu sorular ortaya çıkmadan kimsenin bu örtbas etme faaliyeti de ya da buradan bir siyasi proje çıkarma faaliyeti de herhangi bir sonuç vermez. Bu dünyanın önünde, gözünün önünde gerçekleştirilmiş.